Sevgili konuklarımız, değerli izleyicilerimiz, değerli spor severlerimiz, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Amatör spor programıyla yine karşınızdayız. Evet, bugün burada çok değerli konuklarımız var. Şeker Sporlu teknik direktörümüz ve idarecimiz var. Konuklarımıza birazdan geçeceğiz. Daha önce Kayseri'de spor konusunda öne geçen başlıkları sizlere aktarmak istiyorum. Evet, amatör ligiyle dilerseniz başlayalım. Süper Amatör Ligi'nde bu hafta 6 karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmalarda Sağlıkspor liderliğini sürdürdü. 15 puan ile Sağlıkspor namağlup unvanında devam ettiriyor. Sağlıkspor bu hafta Esentepe Spor'u 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 1. Amatör Küme Ligi'nde ise yine bu hafta toplam 9 karşılaşma oynandı. 1. Amatör Küme Ligi A grubunda Belsinspor 11 puanla, B grubunda da Himmetli'de 15 puanla liderliğini devam ettiriyor. Evet, Kayserispor Süper Lig temsilcimiz Kayserispor bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Kayserispor'daki bu kan kaybı devam ediyor. Temsilcimiz bu hafta evinde Karabükspor'u konuk edecek. Kayserispor bu karşılaşmayı cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 16'da başlayacak. Bir diğer temsilcimiz PTT 1. Ligi'ndeki temsilcimiz Kayseri Erciyesspor bu hafta evinde Boluspor'u konuk etti. Erciyesspor Boluspor karşısında Kadir Has Stadı'nda oynadığı karşılaşmada şok bir yenilgi aldı. 87. dakikaya kadar 2-1 düzeltiyorum. 2-1 önde götürdüğü karşılaşmayı temsilcimiz 87 ve 90+1'de yediği 2 sürpriz golle karşılaşmayı kaybetti. Erciyesspor bu mağlubiyetle liderlik şansını da yitirmiş oldu. Ancak temsilcimiz cumartesi günü deplasmanda grubun lideri Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 19'da oynanacak. Erciyesspor bu karşılaşmanın hazırlıklarını da sürdürüyor. Evet, Kayseri'nin bir diğer temsilcisi Bayanlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz Karski bu hafta evinde oynadığı Edremit karşılaşmasını galibiyetle kapattı. Temsilcimiz ligde aldığı ikinci galibiyeti bu. İkinci haftada ikinci galibiyetle 4 puanla grupta ikinci sıradaki yerini koruyor. Evet, Kayseri'de yine 3. lig temsilcimiz var. Kayseri Şekerspor. Şekerspor bu haftayı galibiyetle kapattı. Şekerspor lige kötü başlamıştı. Ancak son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle puan cetvelinde de çıkışa geçti. Şu anda 15 puanı bulunuyor ve 7. sırada. Yine Kayseri'nin Bar Ligi'nde 2 tane temsilcisi var. Yoğunspor ve Kocasinan Şimşekspor. Yoğunspor haftayı yenilgiyle 2-0'lık mağlubiyetle kapattı. Yine Kocasinan Şimşekspor da bu hafta mağlup oldu. Evet, detaylara birazdan tekrardan döneceğiz. Ben dilerseniz hemen konuklarıma geçmek istiyorum. Şekerspor Teknik Direktörü Cahit Erçevik. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz inşallah. Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Keyifler yerinde. Evet. Takım biraz böyle iyi gidince sanırım moraller de yerinde oluyor. Tabii bayram haftasını bayram tadında kapattığımız için gerçekten moraller keyifli. Evet. Kötü başladığımız bir lig vardı bildiğiniz üzere, sizin de söylediğiniz gibi, ama yani oyunsal anlamda çok da kötü bir aslında Şekerspor yoktu 3 maçlık periyotta. Evet. Ama ondan sonraki süreçte içeride Kırıkkan maçıyla başlayan kötü başlangıç, iyiye doğru çevirdik. Aslında skor anlamında kötü başlamıştık sadece. Yani belki oyunsal anlamda istediklerimiz, yeni bir takım olduğumuz için daha tam anlamıyla oturtamamıştık. Her takım gibi. Hocam, döneceğiz tekrar hemen Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Diksaç. Evet. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz Mehmet Bey sizlere. Evet, Cahit Hocam. Şekerspor Ligi'ye kötü başladı. İlk 3 hafta puanla tanışamadı. İlk 3 haftada alınan 3 yenilgi. 4. haftada gelen galibiyet.
5. hafta tekrardan bir mağlubiyet ve son 4 haftadır da takım maç kaybetmiyor. Bir çıkış trendine geçti. İyi bir seri yakaladınız. Dilerseniz önce bunu bir alalım. Yani lige Şeker niye kötü başladı? Takımın geleli sanırım genç, evet. Ve geçen seneki kadrodan sanırım 3-4 kişi falan var. Yani bu uyum sorunu mu vardı? Sıkıntı neydi ilk haftalarda? Ya şimdi tabii ki kötü bir trend gibi gözükebilir. Yani alınan skor orantılı baktığımız zaman, hı-hı, kötü bir trend gibi gözükebilir ama yani kesinlikle biz kendi içimizde bunu değerlendirdiğimizde kötü yolda olmadığımızı zaten biliyorduk. Yani sadece skorlara yansıtamıyorduk. Yani gerek Diyarbakır'da ilk dakikalarda gol yememize rağmen ondan sonra 40 ilk yarı boyunca oyunu force etmemiz. Ardından geri İstanbulspor ikinci maçta burada 75'te penaltı golüyle maçı kaybetmemiz. Evet. İstanbul'da beraber Karagümrük deplasmanında beraberliğe dahi üzüleceğimiz bir maçta mağlup olmamız, kötü bir topla mağlup olmamız bizi skor anlamında üstse de oyunsal anlamda aslında kendi içimize yaptığımız değerlendirme de kesinlikle yani lige her ne kadar da kötü skor anlamında başlasak da oyunsal anlamda aslında kötü başlamamıştık. Ardından grubun iyi takımlardan, belki şu anda alt sırada ama her zaman ikinci yarıda birçok büyük ihtimalle ilk beşin en büyük favori takımlarından biri Kırıkhan'ı yendik. Çok bizi büyük bütçelerle kurulmuş, çok tecrübeli oyuncularla kurulmuş bir takım yendik. Ardından tekrar Bergama'da İzmir deplasmanında yarım pozisyonla kaybettiğimiz bir maç vardı. Orada da gerçekten iyi oynadığımız bir maç vardı. Ardından 4-4'lük bir seri. Ama bunlar genç bir takımız. %80'i Kayseri'den kurulmuş genç bir takımız. Bu oyuncularımız ilk defa oynuyorlar. Savunmamızın yaş ortalaması mesela bu haftaki maça baktığımız zaman yaş ortalaması. Profesyonellikte ilk defa oynuyorlar sanırım değil mi? Tabii yani A2, bundan önce A2 liglerinde oynamışlardı. Bankasya'da bir iki tane maçları vardı. Erciyes Spor'dan aldığımız oyuncuların veya dışarıdan aldığımız oyuncuların. Üçüncü ligde ilk yıllarıydı. Üçüncü ligi tanımıyorlardı, bilmiyorlardı. Oyuncu profesyonelimiz de sanırım böyle genelde Kayserili ağırlıklı. Tabii %80 anlamıyla Kayserili ağırlıklı. Zaten 10 tane genç arkadaşımızı Erciyes'ten aldık biz. Yine geçen sene takımda kalan oyuncular var. Bölgesel amatörlükte şampiyonluk yaşamış takımda kalan oyuncular var. Yine dışarıdan almış olduğumuz Kayserili yerli oyuncular, Kayserili olup da dışarıda oynayan oyuncular bir çatı altında toplamaya çalıştık. Ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. İyi bir ekip oluşturduk ama ekibin birbirini tanıması için belli bir süre vardı. Ne olursa olsun belli bir zaman gerekiyordu. Belli bir zamanı nasıl telafi edebilirdik? Aldığımız skorlarla telafi edebildik ligin başında. Fakat skorlar da kötü geldikten sonra bu yapının oturması belli bir zamanı alacaktı. Ama biz yani iyi bir takımız, yetenekli bir takımız, genç bir takımız ama acemi bir takımız. Biz bunların hepsini tamamen biliyoruz. İlerleyen dönemde basit hatalarımızı mutlaka irdeledik kendi içimizde. Bunları yapmamamız gerektiğini futbolcularımıza, oyuncularımıza aktardık. Ve ilerleyen süreçte de ekabinde galibiyetler geldi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu galibiyetler kesinlikle sadece ligde bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Yani mutlaka biz bu galibiyetleri alacaktık. Yani ortada başarı veya başarısızlık diye bir şey yok. Burada en yegane amacımız yani sezon başlarken işte 3-0 yaptığımızda işte aman Şekerspor'u tutun düşüyor. Ardından 4-4 yaptığımızda aman Şekerspor'a koşun şampiyonluğa gidiyor diye bir kesinlikle bizim kendi futbolcularla beraber. Böyle bir ümitsizliğe kapıldığınız yok, hiç ümitli, oldu mu hocam? Ya hiç kesinlikle hiç ümitsizliğe kapıldığımız bir an bir dakika dahi olmadı. Kendi oyuncularımızla biz 3-0'dan... Siz biliyordum dediniz zaten az önce. Ya biz 3-0'dan sonra da oyuncularımla kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantı çok önemli şeyler konuşmuştuk. Bir maç daha gelmiş olsaydı orada ciddi sıkıntılar da olacaktı. Yani Kayseri'de de spor kamuoyunda da ciddi eleştiri oklarına hedef olmaya başlamıştınız. Dördüncü haftada gelen galibiyet biraz olayı toparladı sanırım. Eleştiriler olacak. Biz onların hepsini açacağız. Geçen sene de eleştiri oldu. Geçen sene de geldiğimizde 0 bir takım kurduk. Evet. Yine Kayseri'den. 2 senedir herhalde bizim kadar Kayserili gencine değer veren başka bir hoca gelmemiştir herhalde Kayseri'ye. Geçen sene de 0'da. Şekerspor'da ilkleri gerçekleştirdiniz. Yani, Cahit Hocam ben sizi tebrik ediyorum. Yok teşekkür ederim. Bunu hep beraber yönetim kurulu başta başkanımız Hüseyin Akkay'ın desteğiyle oluyor bunların hepsi. Çünkü o Kayseri'nin gencine, toplumuna çok büyük önem veriyor. Biz de onun sözleriyle, onun öğütleriyle biz bu yolda ilerliyoruz. Bir kere en önemli destekçimiz kesinlikle Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akkay'dır. Yani
Bizde yani başarı ve başarısızlık, bir kere genç oyuncular var. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu takım ilerleyen dönemde zaten bir başarı olacak. Belki eleştiriler çok oldu. Yani eleştirilerin bizim tarafımıza kayması da aslında bir yanda iyiydi. Oyuncularımızın eleştirilmemesi de çok önemliydi. Eleştiriler her tarafta olacak. Yani biz basına da, görsel basına da, yazılı basına da, onlar da sonuçta Kayseri'nin takımını mutlaka iyi yerde görmek isterler. Ama Kayseri'de en önemli felsefe aslında Şekerspor'da en önemli felsefe şu, yani bu mantıkla gidiyoruz. Biz ne kadar oyuncu yetiştirebiliyoruz üst tarafa, yani Erciyesspor'a, Kayserispor'a, Kayseri'nin gencine ne kadar yer verirsek, onlar yukarı ne kadar çıkarsa bizim için aslında en büyük mutluluk bu. Hocam aslında şimdi burada çok ciddi ve önemli bir misyon da üstleniyorsunuz. Evet, özellikle kesinlikle. Kayseri amatör camiası adına. Yani yıllardır Kayseri'de 3. ligde bir takımın olmayışının ciddi eksikliği ve sıkıntıları yaşandı. Evet. Bu nedenle yani biz Şekerspor'un hep üstlerde, yani profesyonel ligde, 3. ligde, 2. ligde olması gerektiğini savunuyoruz. Yorumlarımız, eleştirilerimiz de hep bu yönde. Evet. Yani çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdasınız. Yani bunun da sanırım bilincindesiniz ve kadronuzda zaten bunu da ispatladınız. Sadece 10 tane Erciyesspor'un altyapısından sporcuların olduğunu söylediniz. Kayserili gençler adına, amatör spor kulüpleri adına ciddi bir idolsünüz. Evet. Bunun da farkındasınız sanırım. Mutlaka farkındayız. Hı-hı. Yani bizim gerçekten yani misyon olarak üstlendiğimiz görev, yani camiamızın, hı-hı, kurumumuzun, fabrikamızın, yani Kayseri'nin gençliğini el atıp ve bunları en iyi şekilde yetiştirip bir üst taraflara vermek. Tabii ki ilk yılımız mutlaka acemilikleri olacak. Mutlaka basit hatalar yapacağız. Oyuncularımız da yapacak, bizler de yapacağız. Biz sonuçta ilk yılımızda hatalarla büyüyen bir takım olacağız. Gençlerimizle beraber el ele verip Şekerspor'u veya Kayseri gençliğini bir üstliklere veya buralarda tutup daha sonra zaman içinde tecrübelenerek bir üstliklere nasıl hazırlarız? Daha üstliklere nasıl hazırlarız? Bugün Kayserispor'a, Erciyesspor'a nasıl oyuncu verebiliriz? Biz bunun hesabındayız. Bu oyunculardan Kayseri'de, Erciyes'te, Kayserispor'da oynadığı zaman biz de oturup kendimize, camiamıza, kurumumuza gurur duyacağız. Çünkü bu oyuncular mutlaka yetişmesinde pay sahibi olduk. Bizim için en önemli misyon budur ama sonuçta bir üçüncülük takımıyız. Mutlaka bizim de tabii ki hedeflerimiz var, mutlaka bir hayallerimiz var. Yeni oluşan bir takım zaman içinde oturacaktı. Söylemler belli bir noktaya kadar, oyuncularımız da kendi içimizde sezon başından beri konuşuruz ama söylemler belli bir noktaya kadar, ama artık söylemlerden ziyade daha önceki röportajlarımda da kalpler, ruhlar aynı şekilde atmaya başladı. Onlar bizi, biz onları tanımaya başladık. Böyle iyi bir oluşum olduktan sonra da zaten mutlaka başarı bir şekilde gelecek, ama başarıya gideceğimiz yolda işte bundan önce, bir an önceki aldığımız eleştiriler, aman tutun Şekerspor düşüyor. Büyük yanlış. Şimdi yani panik demediniz yani. O dönem bizde zaman zaman eleştirilerimiz oldu. Evet. Ama az önce söylediğimiz olaydan dolayı, yani Şekerspor burada çok önemli bir misyon üstleniyor. Amatör camia adına çok önemli, yani Şekerspor'un orada bulunması, kesinlikle, üçüncülükte bulunması çok önemli. Çünkü Erciyesspor'a, PTT 1. Ligi'ne ve Kayserispor'a zıplamak gerçekten imkansız gibi bir şey. Yani burada amatör sporcu, işte aşağıdan gelen sporcu kendini gösterme adına Şekerspor çok önemli bir misyon taşıyor. Hocam tekrar size döneceğiz. Biz Mehmet Bey'le şimdi biraz devam edelim. Evet Mehmet Bey, futbol şube sorumlusu olarak görev yapıyorsunuz. Ben öncelikle tekrar görevinize başarılar diliyorum. Şekerspor bu sezon şampiyon oldu. Terfi maçlarında da başarıyla mücadele örneği ortaya koydu ve 3. lige, profesyonel lige yükseldi. Şimdi Şekerspor 3. lige çıkmak için yaklaşık 9 yıldır mücadele veriyordu. Yaklaşık siz 5-6 yıldır idareci olarak görev yapıyorsunuz. Biz burada daha önce Fevzi Punaç Bey'i, şu an baro başkanı oldu, beyefendiyi de konuk ettik. Onun katıldığı programlarda da konuştuk. Şimdi Şekerspor geçmiş yıllarda yaklaşık 4-5 trilyon, hatta rakam 5-6 trilyona dayandığını ifade etmişti kendileri. Yıllık 5-6 trilyon bütçeyle 9 yıl Şekerspor 3. lige çıkma mücadelesi verdi. Korkunç paralar, Süper Lig, profesyonel lig takımlarını kıskandıracak tarzda bütçelerle mücadele verildi. Az önce Cahit Hoca
bahsetti. Bir ilkleri gerçekleştirdik diye. Evet, aynen ben katılıyorum. Şekerspor bünyesinde amatör ligdeyken çok afaki profesyonel futbolcuları, hocaları kadrosuna katarak 3. lige çıkma mücadelesi verdi. Her defasında ipten döndü. Ama aynı Şekerspor bu sezon yaklaşık 750 veya 800 bin TL bütçeyle şampiyon oldu. Geçmiş o afaki bütçelerin olduğu dönemde de siz görevdeydiniz, yönetimdeydiniz ve bu dönemde de sanırım devam ediyorsunuz. Nedir bunun sırrı? Yani evet, burada evet, sözü size verelim. Teşekkür ediyorum. Tabii geçmiş yıllarda Bal Ligi'nde veya gruplara gittiğimiz senelerdeki harcanan rakamları siz telaffuz ettiniz. Geçen seneki bizim Bal Ligi'nde harcadığımız rakam da yaklaşık işte 800 bin civarındaydı. Hı hı. Fakat biz bir anlayış değişti. Bu anlayış neyle değişti? Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Akay'ın ortaya koyduğu bir olgu vardı. Yani spor da önce işte insani değerler, ahlaki değerler ön planda çıkacak. Bunlar çıktıktan sonra da bir aile ortamı, bir kardeşlik ortamı, bir inanç birliği oluştu. Ve geçen sene işte hocamla beraber öyle maçlar yaşadık ki belki sizler de bunu duymuşsunuz. Herhalde bizim bir Kütahya maçımız vardı. İşte 10 kişi kaldık, Kütahya 2-0 önde. Tekrar 2-2 oldu, 3-2 son dakika yedik, 90+4'te penaltı kazandık. Yani bunların hep getirdiği bir şey, hep bir şeye inanmışlık. Yani insanlar bu sene de işte hocam şeyi bahsetti. Geçmiş yıllarda bu inanç yok muydu? Yani ben onu merak ediyorum. Yani şimdi çok afaki rakamlarla çıkamayıp işte böyle şimdi çok... biraz her şey parayla olur şeysiyle bakıldı bazı şeylere. Fazla mı harcadınız o yüzden? Yani her şey parayla olur diye. Şimdi tabii Şekerspor'a eskiden bakıldığı zaman deniliyordu ki işte ya Bal Ligi'nin veya Amatör Ligi'nin Fenerbahçesi diye söyleniyordu. Yani harcadığı paralar ortada olduğu için. Ama böyle söylenince biraz daha böyle havaya mı girdi? Biraz mı yönlendirildi? Gerçekten üzülüyor yani insan belki Erciyesspor, PTT 1. Ligi kulüplerinin dahi bu kadar bütçeyle olmadığı dönemlerde ciddi paralar harcanmıştı. Onu yakından takip ediyoruz. Evet. Şimdi bu seneki veya bu yönetimimizin içerisinde mesela işte sporu bilen, sporun içerisinden gelen, hı hı, yani yönetim kurulu başkanımız spor adam. Yani sporu çok seven, futbolu çok seven bir insan. Gene yönetim kurulu üyesi içerisinde bulunduğumuz arkadaşların hepsi futbolu bilen insanlar, sporu, evet, bilen insanlar. Haliyle böyle olunca fazla afaki paralarla bu işin olmayacağı ortadaydı. Evet. Ve gerçekten bazı değerler eğer ortaya koymazsanız bir başarı da gelmiyor. Biz geçmiş yıllardaki bu hataları gördükten sonra yani bu sene için ve geçen sene ve bu sene için yani 3 maçlık hocam oraya söyledi. Yani 3 maçı biz kaybettiğimizde ki 3 maçta 0 puan 0 gol. Yani golümüz dahi yok. Evet. Ama biz hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Arkadaşlar hep söyledik ki arkadaşlar başarı gelecek. Çünkü niye? Biz bir şeye inanıyoruz. Ve biz inanıyoruz ki yani Kayseri camiası mesela geçen sene hiç olmadık bir şey. Gene taraftarımız şeye geldi, Aksaray'a geldi. Hı hı. Müthiş bir taraftarımız vardı Kayseri halkıyla beraber. Şu anda Kayseri kamuoyu da, sporcu kamuoyu da yani Şekerspor'a sahip çıktı işin başka bir özü de. Evet. Yani bir geçmiş yıllarda gene yapılmayan sahalar iki tane, biri suni, biri doğal çim, iki tane sahamız var. Geçen sene yapıldı. Tabii bunlar hep başarıyı getiren şeyler, olgular. bunlar kolayına olmuyor. Mesela bu sene gene güreş takımıyla ilgili geçmiş yıllarda hep güreş takımlarımız vardı. Bu sene gene güreş takımımızı yeniledik. Bir salon şey yaptık, ihdas ettik. Onlara kalacaklar bir tesis yaptık. Yani şimdi böyle arka planda tesisleşmeye ve inandığınız şeylere doğru gittiğiniz zaman da başarı kendiliğinden geliyor. Yani geçmiş yıllarda bu yapıldı mı? Yani tesisleşme yapılmadı. Belki harcanan o söylediğiniz rakamlara çok daha güzel tesisler yapılabilirdi. Yani şimdi bizim yaptığımız iki tane sahamızın bize maliyetine baktığınız zaman da yani gerçekten çok cüzi maliyetlerle yapıldı. Ama korkunç rakamlar. Şimdi 9 yıl işte 5-6 trilyon bütçeyle devam eden bir ligde yaklaşık işte 35-40 trilyon ediyor. Yani o yüzden şu anki 3. lige çıkan Şekerspor yani bu durumu ben çok değerli olarak düşünüyorum. Yani 40 trilyon harcanmış bu kulübün buralara gelmesine. Yani işin başka boyutları var. Ya o boyutlara girmek, evet, istemiyoruz ama
gerçekten çok zor şartlarda gelindi buralara sanıyorum. Çok zor şartlarda gelindi ama işte dediğim gibi bir anlayışın değişmesiyle beraber bu başarı geldi. Bir anlayış değişikliği. Yani geçen seneki söylediğimiz, yani o sizin ve bizim telaffuz ettiğimiz rakam 750-800 bin civarındaki rakam, bütün masraflarımızla beraber rakam. Ki bunların içerisinde altyapılarımız da var. Yani altyapının da harcandığı paranın içerisinde. Ki gene bu sene bizim 3. lige, profesyonel lig olmasına rağmen yani bütçemiz, belli bir bütçemiz var. Yani dediğim gibi bazı değerleri ortaya koyduğunuz zaman yani başarı kendiliğinden de geliyor. Özellikle de bu tesisleşmeyle ilgili. Yani geçmiş yıllarda eğer tesisler yapılmış olsaydı belki o zaman da başarı gelecekti. Ama şu anda Şekerspor'un, Kayseri Şekerspor'un en büyük başarısı bence tesisleşmedir. Şu an Vali Muammer Güler'de sanırım maçlarınızı. Yok, maçlarımızı Kadir Has dış sahada yapıyoruz. Dış sahada yapıyorsunuz. Yani orada antrenmanlar. Oraya itmana da gitmiyoruz. Çünkü çim sahamızda 9. ayın yaklaşık ortası gibiydi. Orayı da kullanmaya başladık çim sahamızda. Öyle olunca yani takımın başarısı otomatik değil. Daha önceki yıllarda yani Şekerspor bünyesinde bir stat yaptırmayı düşünüyor mu Hüseyin Bey? Öyle bir şu anda planlamamız işte var mı önümüzdeki yıllara? Şu anda öyle bir düşüncemiz, stat gibi düşüncemiz yok ama yani üzerinde çalıştığımız bir şey var. Şu andaki çim sahamızın kenarına bir türbin yapıp orada bir işte tekrar soyunma odaları, yani belki bundan sonraki maçlarımızı yani kendi sahamızda, yani fabrikamız içerisinde bulunan sahamızda oynayabiliriz. Böyle bir planımız var. Ama büyük bir stat şu anda daha erken. Yani şu an için erken, öyle bir planlamanız bulunmuyor. Tekrar döneceğiz Mehmet Bey size. Evet Cahit Hocam. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Şekerspor'da ikinci sezonunuz. Çatalca'da daha önce sanırım görev yaptınız. Teknik kendim direktörlük kariyeriniz. Orada orada başladınız. Biraz daha böyle geriye alırsak futbola da sanırım Çatalca'da başladınız. Evet. Ben biraz araştırma yaptım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, uzun yıllar işte Çatalca'dan memleketimin takımında başladım. Ardından İstanbul'da Güngören Belediye profesyonel lig şantımızı tattıktan sonra, başladıktan sonra işte Kütahya Spor, Uşak Spor, Gençler Birliği, Adıyaman, Urfa, Eskişehir, Marmaris, Muğla gibi gerek birinci gereklilikte 16-17 seneye aşkın bir profesyonel hayatımız oldu. Ardından futbolu noktaladıktan sonra kendi memleketimizde başladığımız yerde antrenörlük hayatımıza başladık. Ardından işte Kayseri Şekerspor, geçen sene buraya geldiğimizde güzel çalışmalar oldu. Ardından ikinci senemizde tekrar Kayseri Şeker'le beraber ilk profesyonellik yılımız. Ya bizim için başladığımız yerler çok önemlidir. Yani gerek Çatalca memleketim, gerek de Kayseri Şeker gerçekten bizim için ayrı bir değer, ayrı bir önem katıyor. Kayseri Şeker de bu anlamda bizim gönlümüzde apayrı bir yeri oluştu. Hem Kayseri Şekerspor'u bu sene işte çalıştırıyoruz, hem Kayseri Spor'un gerekse Erciyesspor'un maçlarına giderek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani güzel bir futbol şehri, Kayseri şehri. Çok güzel tesisleri var. Gerek Kayseri Spor'un, gerek Erciyesspor'un, gerek de bizim başkanımızın çok büyük katkıları, kendi oluşturulan tesisler. Çok mükemmel, belki de Türkiye'de ender rastlanabilecek bir stat. Yine Dısa. Yani güzel bir futbol şehrinde antrenörlük hayatını yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Başta başkanım olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolla iç içeyiz. 24 saatimizi futbolla geçiriyoruz. 25 yıl aşkın bir süredir. Değil misiniz hocam? Yok, bekarım. Bekarsınız. Evet. 25 yıl aşkın bir süredir bu işin, bu mesleğini yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Sevmeden futbolun içinde olamazsın. Çünkü çok zaman isteyen bir meslek. Bu işi yaptığımız için de mutluyuz, keyifliyiz. Sonuçlar iyi olursa daha keyifli oluyoruz. Sonuçlar kötü olduğunda biraz üzüntülü oluyoruz ama mutlaka işin tersine çevirebilmek için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Şu an 4-4 belki biraz Kayseri basınında birazcık iyi bir sonuç gibi gözükse ama işte bundan sonraki... İyi bir sonuç olarak görmüyorum. Yani. Evet.